Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimiz kesirler. Önce kesir ne demek? Bir onu inceleyelim. Kesir bir bütünün eş parçalara ayrılmasına diyoruz çocuklar. Ben size örnek olsun diye bir elma üzerinden örneklendireceğim. Çocuklar bu elma bir bütün. Bütün bir elma. Peki bunu iki eş parçaya ayırırsak her bir parçasına ne diyoruz? İki tane yarım parça elde ettim. Peki bu yarımlara ne diyor? Parçalara ne diyoruz? Yarım. Bir bütünden iki yarım elde etmiş olduk. Peki bu yarım elmaları tekrardan ikiye bölersem kaç parça oldu çocuklar? 4 tane. Peki bu parçaların her birine ne diyoruz? Çeyrek. Dört tane çeyrek çocuklar yine bir bütün etmiş oldu. Yarım elmaları buraya çizelim. Bir bütün elmadan dört tane çeyrek elde etmiş olduk çocuklar. Çocuklar şimdi bütün, yarım ve çeyrek kavramlarını geometrik şekiller üzerinde gösterelim. Bir bütün diyoruz biz buna. Bir bütün. Yarımı kesir olarak nasıl gösterebiliriz? İki eş parçanın tek bir parçası. Yarım. Çeyrek dört eş parçadan bir tanesi. Çocuklar aşağıdaki geometrik şekillerin kesir olup olmadığını bir inceleyelim. Üçgene bakıyoruz. İki eş parçaya ayrılmış mı? Hayır. Çünkü parçalardan bir tanesi küçük, diğeri büyük. Şöyle karaladığımızda görüyorsunuz. Parçalar birbirine eşit değil. Bu yüzden buna kesir diyebilir miyiz? Hayır diyemiyoruz. Yandaki kareyi inceleyelim. İki eş parçaya ayrılmış mı? Evet, iki eş parçaya ayrılmış. Buna kesir diyebiliriz. Diğer bir şekle bakıyorum. İki eş parçaya ayrılmış. Yine kesir olarak ifade edebiliriz. Aşağıdaki daireyi inceleyelim. Kesir midir? Çocuklar iki eş parçaya ayrılmış mı? Hayır. Bu şekil içinde kesir diyemeyiz. Beşgenimiz var. Beşgen peki kesir mi? Yine hayır. Çünkü iki eş parçaya ayrılmamış. Daha fazla parçaya da ayrılabilir. Sadece eş olması gerekiyor. Aşağıdaki dikdörtgen eş parçalara ayrılmış mı? Evet. Dört eş parçaya ayrılmış. Kesir olarak ifade edebiliriz. Çocuklar şimdi de bu gördüğünüz kesirleri matematiksel olarak ifade edelim. Bakıyoruz şekilde kaç eş parça var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parça sayısı 8. Peki bu parçalardan kaç tanesi boyanmış? 1, 2, 3. Biz bu matematiksel ifadeyi nasıl okuyoruz, bu kesri? 8'de 3. Bunu da yazıyla yazmamız gerekiyordu. 8'de 3. Diğer bir ifadeyle 3 bölü 8. Aşağıya geçelim. 6 eş parçaya ayrılmış bir şekil görüyoruz. Parça sayısı 6. Boyalı kısım boyamamışız. Şimdi boyayalım hemen. Kaç tanesini boyadık? 2. Peki bunu nasıl okuyoruz? 6'da 2 veya 2 bölü 6. İkide 1, 8'de 3, 5'te 2 veya 1 bölü 2,
3 bölü 8, 2 bölü 5 olarak ifade edebileceğimiz bu sayılara kesir sayıları diyoruz çocuklar. Peki kesir sayılarını yazarken pay, payda ve kesir çizgisini kullanıyoruz. Pay, bir bütünün parçalarından kaç tanesinin alındığını gösteriyor bize. Payda ise bu bütünün kaç eş parçaya ayrıldığını gösteriyor. Şöyle bir geometrik şekil çizelim buraya. Bu bir bütün. Peki bu bütün kaç eş parçaya ayrılmış? 4 eş parçaya ayrılmış. Şuraya yazıyorum. Peki kaç tanesi boyanmış? 2 tanesi boyanmış. O zaman bu matematiksel olarak nasıl ifade edebiliriz? 4'te 2 veya 2 bölü 4. Peki bu araya çektiğim çizgiye ne diyoruz? Kesir çizgisi. Burada da olduğu gibi 5 bölü 6 sayısının arasına çektiğimiz çizgiye kesir çizgisi diyoruz çocuklar. Peki çocuklar, birim kesir nedir? Bir bütünün eş parçalarından sadece birini ifade eden kesire birim kesir diyoruz. Örneğin 1 bölü 3, 1 bölü 4, 1 bölü 10 gibi. Kısacası payı 1 olan kesirlere birim kesir diyoruz çocuklar. Şimdi küçük bir değerlendirme yapalım. Aşağıdakilerden hangileri birim kesirdir? 1 bölü 10 birim kesir midir? Evet, payına bakıyoruz. 1 birim kesirdir. 3 bölü 5 birim kesir midir? Hayır, payında 1 göremiyoruz çocuklar. Değildir. 2 bölü 1 birim kesir midir? Payına bakalım. Hayır. Paydasının 1 olması bizi yanıltmasın çocuklar. Peki 8'de 1 birim kesir midir? Evet. Çünkü payı 1'dir. Şimdi çocuklar, kesirleri sayı doğrusu üzerinde göstermeye bir de göstermeye bakalım. Sayı doğrumuz 0 ile 1 arasında. Çünkü şu anki kesirlerin hepsi bir bütünden daha küçük ya da bir bütündür. Payda bize neyi gösteriyordu? Bir bütünün kaç eş parçaya ayrıldığını. Peki paydaya bakıyoruz. 4. Peki biz bu bir bütünü kaç eş parçaya ayıracağız çocuklar? 4. Peki payımıza bakıyoruz. 3. Ne kadar ilerlememiz gerekiyor? 1, 2, 3. Sayı doğrusunda bu kesiri gösterdiğimizde 3. parçaya kadar geliyoruz ve sayı doğrusunda 3 bölü 4 kesrimizi görebiliriz. 6'da 2 bakıyoruz. Paydamız 6 olduğu için sayı doğrusunu 6 eş parçaya bölüyoruz. Şöyle çizgiyle bölelim. 6 eş parçadan kaç tanesi alınmış? 2. 2 tane ilerliyorum. Sayı doğrultusunda 6'da 2 kesri burada gözleniyor çocuklar. Peki 3'te 3 sayı doğrusunu 3 eş parçaya ayıracağız. 3 kez ilerliyoruz. 1, 2, 3. Kesrimiz buralara 0 ile 1 yazalım. 3'te 3. 3 parçadan 3 tanesi de alındığı için bir bütünü gösteriyor bize çocuklar. Şurada küçücük hemen gösterelim. 3 parçadan 3'ü de boyanmış. Yani bir bütünün hepsi alınmış. 3'te 3 bize 1'i gösterir. Bir bütünü gösterir. Çocuklar, şimdi kesirlerde sıralama yapalım. 2 tane kesir verdim. Bunlar üzerinden örneklendirelim. Bir tanesi 4'te 1, bir tanesi 4'te 3. Çocuklar, bunu daha iyi anlamamız için bir pizza çiziyorum buraya. Bu pizzalar birbirine eş. Biraz büyük oldu bir tanesi. Hemen değiştirelim. Birbirine eş iki pizza. Peki bu pizzalar kaç eş parçaya ayrılması gerekiyor? Paydamız 4 olduğu için 4 eş parçaya ayırıyoruz pizzalarımızı. Dört eş parçadan sadece bir tanesi alınmış. Bu kesirde ise gördüğünüz gibi 3 tanesi alınmış. Pay 3. Peki ben size şöyle bir soru sorayım. Bu pizzanın birinci pizzayı yerseniz mi daha çok pizza yemiş olursunuz? İkinci pizzayı mı yerseniz daha çok pizza yemiş olursunuz? Taraladığım yerler yenilen kısımlar. Birinci pizzayı yiyen kişi
daha az pizza yemiş olur, değil mi çocuklar? İkinci pizzayı yiyen kişi ise daha çok pizza yemiş olur. Peki o zaman bu kesirlerden hangisi büyük diyebiliriz? 4'te 3 kesri büyüktür, 4'te 1 kesri ise küçüktür. Yani 1 bölü 4 kesri 3 bölü 4 kesrinden daha küçüktür. Bu ifadeleri zaten biliyorsunuz. Büyüktür işareti, küçüktür işareti sembolü. Çocuklar buraya sizin için 3 tane kesir sayısı yazdım. 5'te 1, 5'te 5 ve 5'te 3. Şimdi bunları şekilde gösterelim. Bir bütün 5 eş parçaya ayrılmış. Birinci kesir sayımızda kaç tanesi alınmış çocuklar? Bir tanesi. İkinci kesir sayımızda 5 tanesi alınmış. 5 parçadan 5'i de alınmış çocuklar. Üçüncü kesir sayımızda ise 3 tanesi alınmış. 1, 2, 3. Şimdi bu parçalara bakıyoruz. Hangisinde daha çok parça aldık çocuklar? 5'te 5 kesri, kesirler arasında en büyük olan kesir. Büyükten küçüğe doğru sıralayacak olursak 5'te 5 kesri diğerlerinden daha büyüktür. Peki ikinci büyük kesrimiz hangisi? Tabii ki de 5'te 3 kesri. En küçük olan kesrimiz de 5'te 1 olan birim kesir. Şimdi çocuklar burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Paydalar birbirine eşit olduğunda payı en büyük olan kesir diğerlerinden büyüktür. Paydalar, bunu defterinize not edebilirsiniz. Eşit ise payı büyük olan kesir büyüktür. Bunu unutmayalım. Farklı kesir sayısıyla yine hangisi büyük, hangisi küçük bir inceleyelim. 5'te 2 kesri, 7'de 2 kesri, 3'te 2 kesri. 5'te 2 kesrinde kaç tane parça alınmış? 2 tane. 1, 2. 7'de 2 kesrinde yine 2 parça alınmış. 3'te 2 kesrinde yine 2 parça alınmış. Peki bu parçalardan hangisinin daha büyük olduğunu siz zaten görüyorsunuz. Daha iyi görebilmeniz için alt alta çizdim. Hangisi daha büyük bir alanı kaplıyor çocuklar? Görüyorsunuz. 3'te 2 kesri diğerlerinden daha büyük bir alanı kaplıyor. O yüzden 3'te 2 kesri büyüktür. Bir sonraki daha büyük alan kaplayan kesri bulalım. Çocuklar görüyorsunuz birinci kesir yani 5'te 2 kesri diğerlerinden daha büyük bir alanı kaplıyor. Yani bu kesir daha büyük. 7'de 2 kesri ise en küçük kesrimiz. 2 bölü 3 büyüktür. 2 bölü 5'ten büyüktür. 2 bölü 7'den. Burada dikkatimizi çeken şey şu olmalı. Paylar birbirine eşitse paydası küçük olan kesir en büyüktür. Hemen yazalım şuraya not olarak. Paylar eşit ise paydası büyük olan kesir daha büyüktür. Şimdi çocuklar iki tane daha örnek çözelim ve dersimizi bitirelim. Bakıyoruz kesirlere. Payları mı eşit, paydaları mı eşit? Paydaların eşit olduğunu görüyoruz. Yani bu bütünler 5 parçaya ayrılmış. Bu 5 parçadan birincisi bir tanesi alınmış. İkinci de 4 tanesi alınmış. Üçüncü de ise 2 tanesi alınmış. Peki 5 parçaya ayrılan bu bir bütünde 4 parça alan mı daha çok alan kişi mi daha çok pasta yer? Pasta olarak nitelendirirsek bir dilim yiyen mi daha çok yer? Hemen yine şeklimizi çizelim. Bir dilim yiyen, 4 dilim yiyen, 2 dilim yiyen. Hangisi daha büyük dilimi aldı çocuklar?
ikincisi tabii ki. O zaman diyoruz ki şöyle bir çizgi çizelim. 4 bölü 5 kesri büyüktür 2 bölü 5 kesrinden, 2 bölü 5 kesri de 1 bölü 5 kesrinden büyüktür. Küçüktür olarak ifade edersek 1 bölü 5 kesri en küçük olan. Sonra 2 bölü 5 kesri geliyor. Daha sonra 4 bölü 5 kesri geliyor çocuklar. Paydalar eşit olduğunda payı en küçük olan küçüktür. Payı en büyük olan ise en büyük kesirdir. İkinci örneğimize bakalım. Paya ve paydaya bakıyoruz. Paydaların eşit olduğunu görüyoruz. Bir bütün altı parçaya ayrılmış. Bir bütün dört parçaya ayrılmış. Bir bütün beş parçaya ayrılmış. Bir tanesinde üç dilim, üç parça alınmış. Diğerinde de üç parça alınmış. Bunda da üç parça alınmış. Hepsinde üçer parça alınmış. Peki bu parçalara baktığımızda en büyük alanı kaplayan kesir hangisi? Bakıyoruz çocuklar. Şu kesrin, yani daha az parçaya ayrılan kesrin daha büyük olduğunu görüyoruz. O zaman ne diyoruz? 3 bölü 4 kesri büyüktür. 3 bölü 5 kesrinden. 3 bölü 5 kesri de büyüktür. 3 bölü 6 kesrinden. Küçüktür olarak ifade edersek yine tam tersi çeviriyoruz. 3 bölü 6 kesri en küçük olan kesir. Çünkü daha fazla parçaya ayrılmış. Biz bunu daha fazla insan paylaşmış olarak düşünebiliriz yine. Bir bütün olarak düşünürsek. 5'te 3 ve 4'te 3. Şöyle göstereyim çocuklar.